anlam denilen şey aslında tırnak içinde söylüyorum sihirli bir şeydir sanki. Yani siz nesnelere yüklediğiniz anlamlarla onların dünyanızdaki etkisini değiştirebilirsiniz. Mesela ben Metin abiyle bu hafta tanıştım. Daha evvelden bir tanışıklığımız yoktu değil mi Metin abi? Ben sizi hatırlayamıyorum bir yerde karşılaştıysak da. Evet. Mesela ben yolda yürüyorum geçen hafta. Metin abi yolda yürürken arkamdan bana enseme bir tokat attı. Tanımıyorum daha geç tanışıklığımız mevcut değil. O zaman dönüp Metin abiye baktığım zaman benim hissim ne olur? Bir de bu hafta mesela tanıştık, muhabbet ettik, dost olduk. Yine beni yolda gördü, enseme bir tane şaplattı. O zaman dönüp baktığımda Metin abiyi gördüğümdeki tavrım ne olur? Bakın arasında nereden baksanız 180 derece bir fark olur. Yani birisi öyle, birisi böyle. Niye öyle? Çünkü artık ben ona farklı bir anlam yüklüyorum. Metin abi ben onu tanımadığım bir zaman bana vursaydı kızardım yani. Niye vurdun? Niye beni rahatsız ettin? Gibi gibi manalarla kızardım. Ve o olay bende öfkeye, nefrete sebep olurdu. Ama tanıştık, muhabbet ettik. Bildim ki Metin abi iyi bir insandır. Bildim ki Metin abi, bak Metin abi reklamını da yapıyorum ha. Şeyden dersten sonra ödemesini alırım. Metin abi iyi bir adamdır, hoş bir insandır, güzel muhabbeti var. Bildim. O zaman kızmam. Hatta neşelenirim Metin abinin bana olan bir iltifatı olarak görürüm. Biz de mesela büyüklerimiz, hocalarımız, yaşlılar özellikle bize öyle mesela tokat da atsalar rahmetli dedem böyle vurduğu zaman benim hoşuma giderdi mesela. Niye o iltifat ediyor aslında sana böyle vurduğu zaman? O sevgisini göstermiş oluyor. La teşbih ve la temsil Cenab-ı Hakk'ı tanımak da aynen böyledir. Cenab-ı Hakk'ı tanıdığınız zaman eserlerle muamelatınız değişir. Yani Cenab-ı Hakk'ı bilmekle varlıkla nasıl muhatap olduğumuz şekilleniyor. Biz bilsek ki imanımız öyle zaten. Bütün bu musibetler işte efendime söyleyeyim nimetler aynı Allah'tan geliyor. O zaman galiba İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de o şiir. Kahrında hoş, lütfunda hoş onun diye hatırlıyorum. Mesela o eşiğe, tabi o evliyalullahın Allah dostlarının yüksek makamı ama oraya kadar çıkabiliriz yani. O öyle demiş mesela. Kahrın da hoş demiş, lütfun da hoş. Neden? Çünkü aynı Allah'tan geldiğini biliyor. O mertebeye ulaştığınız zaman ensenizdeki tokat mı, yanağınızdaki makas mı, işte sevmek mi, vurmak mı değişmiyor. Madem ki sahibi öyle birisi, etkisi de böyle olur ancak diyorsunuz. O yüzden marifet-i ilahiyeye ait dersler çok mühimdir. Bizim hayatımızın her şeyine tesiri var. Fark edelim, etmeyelim. Aslında bütün hayatımız o iman penceresinde şekilleniyor. Orada doğru yerde doğru anlamlar verildiğinde hayatınızda da doğru karşılıklarını buluyorsunuz. Ve olaylar size işte sahipsiz veya zalimane gelmiyor. Aksine nihayetsiz cemal ve celal sahibi bir Allah'ın eserleri olarak görünüyor.